İTV ekranlarından herkese merhabalar. Günün konu programıyla karşı karşıyayız. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kağıt üzerine baktığımız zaman Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit Özkan diye geçiyor ama biz ona Altınordu Arması Yedemin olarak tanıtalım. Hoş teşekkür geldiniz ederim. Programa. Nasılsınız öncelikle? Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Evet, yani ben başkan dedirtmiyorum kendimi. Hı-hı. Çünkü ben Türk Futbolu'nda sıra dışı bir işe soyundum 10 yıl önce. Bu yani böyle egoları, bu işi yapmak için egolardan sıyrılmak lazım. Başkanlık sıfatı da bayağı böyle bir insanın egosunu yükselten bir kelime. Bu anlamda başkanlık kelimesini kullanmıyorum. Teşekkür ederim kullandığınız için. Rica ederim. Tabii Mehmet Bey, yayın öncesinde de size konuştuk. Çok önemli bir şey imza attınız. Altınordu Futbol Kulübü efsanesini yarattınız. Yok, daha yolun başındayız. Bu daha mütevazı olduğunuzu da gösteriyor. Yolun başındayız aynen. Ülkece yolun başındayız. Nasıl evet. gidiyor çalışmalar? Bunlardan bahsedelim. Evet, yani biz 2007 yılının 5 Ocağı'nda ilk defa futbol yetiştiriciliği alanında ilk yatırımımızı yapmak üzere kazmayı ilk vurduğumuz gün tam yani 15 gün sonra 10 yıl dolmuş olacak. Hı hı. Bana sorarsanız 10 yıl önce ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Ama şimdi çok şey biliyorum. Yani artık bu 10 yılda Avrupalılar kadar futbolcu yetiştirme sistemine hakim olacak kadar bilgiyi tecrübe biriktirmiş vaziyetteyiz. Sadece ben değil, tüm ekibimiz olarak. Bu manada zaten kamuoyu, futbol kamuoyu ve Türk halkı bize böyle bir misyonu şu anda zaten biçmiş vaziyette. Biz de bu misyonun gerektirdiği her şeyi en iyi şekilde yapmak için canla başla çalışıyoruz. İyi yoldayız. Yani gene söyleyeyim Ünal'cığım, gerçekten futbol ülkemizde tüketiliyor, üretilmiyor. Biz şimdi üretmeye çalışıyoruz. Yani daha doğrusu bugüne kadar futbolda çıkan Ardalar, Buraklar, Volkanlar, hepsi inanın bunlar dağlarda açan o çok güzel kır çiçekleri aslında. Yani daha çok kendi karakterleriyle bu işin çok fazla emeğini çekip çok fazla dikenli yollardan geçtikten sonra üst düzey yerlere gelmiş olan futbolcularımız, örnek futbolcularımız. Biz seri üretime geçen bir sistemi konuşuyoruz. Yani devamlı ülkemizde kalecilerimiz üretici, devamlı sağ beklerimiz, devamlı sol beklerimiz, devamlı stoperlerimiz, ülkemizin stoper açığı var. Görüyorsunuz yani Fatih Hocamız işte ön liberolardan stoper oynatmak zorunda kalıyor. Demek ki burada bir açığımız var ortada. Yani bunun dışında işte son vuruşlarda çok eksikiz. Bu anlamda çok çok çalışmamız lazım. Bu gerçekten yani insan bahçıvanlığı. Bayağı fidanı diktik. Şu anda biz 10 yaşındayız. 10 yılın sonunda emeklerimiz yavaş yavaş ortaya ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Geçen sene büyük bir hayalimdi. Almanya Bundesliga'ya futbolcu ihraç etmek. Uzun yıllar önce bir Bayern Münih maçında bunu kendi kendime söylemiştim. Freiburg'a Çağlar'ı gönderdik. O bakımdan yani 10 yılın sonuna doğru 9. yılımızda böyle bir mükafatla ödüllendirdik. Ben Rabbime şükürler ediyorum o konuda. Allah çalışanın önünü açıyor. Yani tamam, mutlaka yokuşlar var, mutlaka bir takım zorluklar var ama inanırsanız, üstüne giderseniz, düşerseniz yine kalkarsanız, yürümeye devam ederseniz, eğer hedefiniz belliyse mutlaka ulaşıyorsunuz. Ardından Cengiz'imizi Abdullah Hocamıza teslim ettik. Başakşehir de zaten bizim gibi bir proje kulübü. Benim bu konuda en çok önem verdiğim konu futbolcularımızı, yani bizim genç öz kaynak çocuklarımızı, evlatlarımızı oynayacağı kulüplere vermemiz lazım. İşte bu anlamda da Freiburg antrenörü zaten Çağlar'ı oynatacağını söylemişti ki oynuyor şu anda. Benim de 1. Bundesliga'da oynuyor. Çok başarılı. Çok da başarılı, şükürler olsun. Ama ben 3 hafta önce Freiburg'taydım.
çok kalabalıktı maça giderken. Mecburen tramvaya bindim. Yanında da bir tane Türk vardı. Arkadaşımız vardı. Türk arkadaşımız beni gösterdi. Çağlar'ın dedi eski başkanı bu falan filan dedi. Hepsi benimle geldi, konuştular tramvayda. Zaten herkes maça gidiyor. İşlerinden böyle artık yani olgun bir Freiburglu. Biz dedi Çağlar'a 5 maçta yandık dedi. Şimdi bu o kadar güzel bir mental bir örnek ki. Yani şunu diyor, yani Çağlar tamam şu anda Freiburg'un ilk 11'inde stoper olarak oynuyor ama biz de Çağlar buraya alışsın, kendi mevkisine alışsın. Birçok hata yapmasına rağmen göz yumduk, görmezden ya hoşgörülü davrandı. Taraftar da bilinçli. Taraftar da bilinçli. Yani ve Çağlar biliyorsunuz 20 yaşında. Yani 20 yaşında Bundesliga'da oynamak gerçekten kolay bir şey değil. Bu anlamda aramızda tabii Avrupalılarla mental olarak çok dağlar kadar fark var. Biz çok daha fazla uğraşıyoruz. Onlar da tabii futbolcu üretimiyle ilgili Almanya bilhassa işte 2001 yılında büyük bir atılımla futbol akademileri kurdu Almanya'nın birçok kentine, bölgesine ve o futbol akademilerinden zaten yeniden bir yapılanma ortaya çıkardılar. Ama orada sportmenlik, spor yapmak toplumun zaten önemli özelliklerinden birisi. Biz burada daha çok yenici karakter, ya sev ya terk et yani gibi uçlarda yaşayan toplum olduğumuz için bizim işimiz daha zor. Ama çok çok yol aldık Ünal'cığım. Yani geldiğimiz noktada çok uğraştığımızı, çok yorulduğumuzu biliyorum ama sonunda meyvelerini almak bütün yorgunlukları unutturuyor. Doğru. Tabii şimdi tesislerle ilgili sorular soracağım ama zamanımız yetmez muhtemelen. Çünkü yayın öncesi gördüm. Evet. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Gerek tesisler, gerek hoca kadrosu, gerek yaptığınız çalışmalar. Evet. Tabii birçok projeniz var. Bu da aşikar. Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii. Ne hedefliyorsunuz? Projeleriniz neler? Bizi neler bekliyor? Benim işte hayalim idi. Yani bir Almanya'da olduğu gibi bir futbol yerleşkesi. Akademi de demek istemiyorum. Nasıl başkan ülkemizde iyicene böyle orasından burasından çekildi. O bakımdan akademiler de böyle yani. Dil akademisi, işte sürücü akademisi, her şey akademi. Akademi kavramı da biraz gevşedi bizim ülkemizde. Ben o yüzden meslek okulu diyorum. Daha güzel. Meslek okulu daha anlamlı. Bir futbol meslek okulu hayalim vardı. Almanlardan gelen bir şey. Onu Torbalı, İzmir Torbalı'da 80 dönüm üzerine inşa ettik. Yarısını bitirdik şu anda. Şu anda orada 80 tane evladımız yatılı kalıyorlar. 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş ve 17 yaş. Yani 4 tane takımımız 20'şer kişilik. Zaten bizim kadrolarımız 18 ila 20 kişi arasında değişiyor. Orada işte takım antrenörlerimiz var, yardımcı antrenörlerimiz var, performans geliştirme antrenörlerimiz var, analiz antrenörlerimiz var, kaleci antrenörlerimiz var, bir de forvet antrenörlerimiz var. Şimdi ülkemizde kaleci yetişiyor Ünal'cığım. Kalecide sorun yok. Yani öyle böyle kaleci yetiştiriyoruz. Ama daha iyi kaleciler yetiştirmemiz lazım. Yani Avrupa liglerinde oynayacak kaleciler yetiştirmemiz lazım. Rüştü Rençber gitti, çok iyi kaleciydi. Değil mi? Ve de bence en iyi zamanında gitti. Döndü geriye çünkü belki hem yabancı dil bilmediği için döndü hem de belki de biraz yaş olarak da hazır değildi. Yani geç yaşlarda gitti. Benim şimdi gene bir hayalim var. Yani işte genç milli iki tane kalecimiz var. 2000 doğumlu. Birisi Berke, birisi Ozancan. Bir de Azerbaycan milli kalecimiz var Muhammed. 3 tane 2000 doğumlu milli genç milli kalecimiz var. O bunlardan 3 tanesinden bir tanesini Altın Ordu A takımından sonra oynadıktan sonra direkt yine Avrupa'ya göndermek. Yani genç yaşlarda gönderip orada bir daha çok bizim ülkemizden futbolcu yetiştirildiğini ispat eden bir proje haline gelmek istiyoruz. Şu anda Çağlar örneği bir belki de istisna olarak görülebilir. Ama yavaş yavaş Altın Ordu'nun bir futbolcu fabrikası gibi hem üst düzeyde kaliteli ve aynı zamanda sadece saha içi değil, saha dışı davranışlarıyla da iyi birey, iyi vatandaş olan ve yani her şekilde hayata karşı dik durmasını bilen, farkındalığı olan gençler olarak gelişmelerini sağlayan eğitimler de veriyoruz. Bu anlamda bunu sürekli hale getirmek
üzerine çok projelerimiz var. İşte forvet antrenörü de bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza bol bol yani son vuruşla ilgili çalışmalar yaptırıyoruz. Bununla ilgili inşallah hemen demiyorum ama yani orta vadede Altın Ordu çok iyi forvetler de çıkaracak. Geliyor çünkü, görüyorum. Hem de değişik, bazıları pivot forvet, bazıları küçük pırpır forvet, yani hareketli forvet olmak üzere değişik çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. Ve bu çocuklarımıza en başta Ünal'cığım, futbolun bir oyun olmadığını, futbolun tribünde seyredenler ve televizyonda seyredenler için oyun olduğunu ama kendileri için aslında bir meslek olduğunu, bilincini yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bunun ve bu meslek öyle bir meslek ki 35'te bitiyor. Yani 35'ten sonra önünde belki yolun daha yarısı var. Bir 35 yıl daha var. Daha fazla belki de var. Ama sen mesleğini bitirmiş oluyorsun. Bu o kadar acı bir gerçek ki bu gerçeği çocukların aklına iyice yani yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne yaparsan işte 20 ile 35 ya da 25 ile 35 arasında yapacaksın. Ondan sonra bütün hayatını bu 10 yıl içinde kazandıklarının üzerine inşa edeceksin. Bu bilinç kolay değil. Ben çünkü 62 yaşına geldim. Yani 25 yaşımı geçtim, 26 yaşımı geçtim. O yaşları çok iyi biliyorum yani. O yaşlar insanların yani başında kavak yellerinin estiği yaşlar. Biz şimdi bu kavak yelleri, başlarında kavak yelleri esen gençlere kendilerinden 15 yıl, 20 yıl sonraları bir yani flash ileriye doğru, flash forward yapıyoruz. Bunları ispatlamaya çalışıyoruz. O kadar kolay değil bu işler yani. Yani şunu söyleyeceğim, futbolcu yetiştiriciliği ülkemizde Avrupa'dan daha zor. Avrupa'da belki sadece saha içi kriterlerle bir şeyleri halledebilirsiniz ama burada saha dışı bir takım negatif unsurlar olduğu için saha dışı bu negatif unsurları da bir şekilde kompanse edecek ek çalışmalar gerekiyor. Hepsiyle uğraşıyoruz. Doğru. Tabii hani süremizde şimdi sınırlı. Her şeyi de sığdıramayız bu yarım saatte. Çok var konuşulacak şey. Şunu sorayım. Sloganınız çok önemli. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. İyi birey en başta, iyi futbolcu en sonda. Evet. Bunu biraz açalım mı? Evet, yani iyi bireyi kısaca anlatayım. İyi birey kendisiyle barışık insan. Yani kendisiyle barışık insan nereden başlar? Bence sabah gün doğumunda başlar. Sabah yani kalktığı zaman kendisiyle barışık insan yüzünü yıkar. Aynaya baktığında hadi bakalım iyi günler Ünal, iyi günler Mehmet kendisine der. İşte sabahleyin annesine günaydın, babasına günaydın, kardeşi varsa günaydın kardeşim der. İşte yatağını kendisi toplar. Demiyorum ben askerdeki gibi hani böyle üstlerinde demir para zıplatacak değil de biraz toplar. İşte anneciğim bana su getir demez, suyu kendi gider alır. Ya okulda sosyal olur, arkadaşlarıyla paylaşımcı olur falan. Yani bunların hepsi. İşte iyi vatandaş dediğinizde de toplumla barışık insan. Toplumla barışık olmak da çok önemli. Yani eğer toplumla aynı frekansta değilsen zaten ne mesleği yaparsan yap bence başarılı olman mümkün değil. Yani bunun arkasında iletişim vardır. Çocuklara mesela iletişim dersi veriyoruz. Hatta şimdi U19 takımımız U19 UEFA Ligi'nde, Gençlik Ligi'nde 3. tura geçti. 1. turda Levski Sofya'yı eledik. 2. turda Sparta Praga'yı eledik. Şimdi karşımıza Atletico Madrid çıktı. Yani koskoca bir İspanya Ligi'nin en baba takımlarından, U19 kulüplerinden U19 takımıyla oynayacağız. Şimdi çocuklarımıza mesela işte yavaş yavaş yani televizyonun karşısında nasıl konuşulur? İşte tamam biz İngilizce ders veriyoruz çocuklarımıza. İngilizce ders oluyor. Kendilerini anlatacak kadar da İngilizce öğrenir vaziyete geldiler şu anda. Ve 13 yaşlardan başlıyoruz İngilizce öğretmeye. Ama yine de işte bir toplulukta 2-3 kelime etmeyi, kendilerine sorular sordukları zaman nereden geldin? İşte Türkiye'den gel, takımın ismi de şurada, hangi mevkide oynuyorsun, şunu şunu söyleyecek gibi. Bir hiç olmazsa günlük pratik İngilizceyi öğrenecek kadar da kendilerine eğitimler de verdiriyoruz. İşte dramalar yapıyoruz. Yani o davranış biçimlerini geliştirmeleri açısından. Bunlar da çok önemli hayatta. İşte iyi vatandaş konumunda da bunlar geliyor. Zaten ben diyorum ki zaten bu çocuklar doğal yetenek. Biz bu çocukları bayağı önemli eleklerden geçirip de seçiyoruz. Yani bunların Allah vergisi doğal yetenekler bu çocuklar. Bu çocukları biz sadece İzmir'den değil,
Yani Manisa'dan, Afyon'dan, Soma'dan, Salihli'den, Kütahya'dan, Antalya'dan, işte Karaman'dan, Toroslar'dan, Sakarya'dan, Balıkesir'den, her yerden seçiyoruz. Bizim belli bir hinterlandımız var. Bu hinterland içinde oyuncu izleme bölümümüz var, 11 kişiden oluşan. Bunlar genç takım maçlarını, amatör kulüp maçlarını izliyorlar. Bunların içinde zaten biz doğal yetenekleri seçiyoruz. Ondan sonra aileyi çağırıyoruz, aileyle tanışıyoruz. Bir anneyi görüyoruz, babayı görüyoruz. Anne çok mızmızsa, anne çok mıymışsa çocuğu almıyoruz. Çünkü sonunda çocuğu büyüten anne yani. Babalarla zaten baştan beri problemliyiz, sorunluyuz. Bu böyle gidecek zaten. Hani babalar hep çocuklarını Maradona görecekler. Biz de çocuklarını hayır sen Maradona değilsin, yavaş yavaş olacaksın falan diyeceğiz. Çocukları da baskı altına alıyorlar tabii. Evet, ülkemizde maalesef böyle bir durum var. Ama alıştık bunlara. Hı-hı. Yalnız velilerle de artık, yani babalarla da artık belli bir, onlar da artık bizim bu işe bir vatani görev gibi gördüğümüzü farkındalar. Onlar da eğitiliyorlar değil mi bir yandan? Of yani çok anlarımız var. Hani program geniş olsa böyle trajikomik, hem güleceğimiz hem de düşüneceğimiz önemli anekdotlarımız var bununla ilgili. Ama sonunda belli ki bizim halkımız öyle zaten. Eğer samimiysen, eğer gerçekten bu işi gönülden yapıyorsan, yani işin başında daha böyle işin yüzüne parayı değil de gönlünü koymuşsan, o zaman halkımız zaten inanıyor. Yani bu inanç çok önemli. Biz de zaten bu yolda gidiyoruz. Doğru. Tabii Mehmet Bey, yani ülke olarak biraz sonuç odaklı yaşayan bir ülkeyiz. Evet. Sizin de profesyonel takımınız TFF birincilikte mücadele ediyor. Sizde bu yok gördüğüm kadarıyla. Skordan çok oyuncuların davranışları. Şimdi bizim bir kere yani başlangıç olarak koymuş olduğumuz misyonda ve vizyonda bizim direkt sonuç odaklı olmamız mümkün değil yani. Yani biz mutlaka süreç odaklı olmamız lazım. Bize A takım neden lazım? Biz çocuklarımızı yetiştiriyoruz, bir yerde oynatmamız lazım. A takım bundan lazım bize. Yani biz bir kere yetiştirici kulübüz. Belki de bizim ileride bizim çocuklarımız, çünkü inşallah yakın gelecekte Süper Lig'de oynayacağız biz. Süper Lig'de oynarken bir tane de birinci ligde takımımız olacak. Bir tane de ikinci ligde takımımız olacak ki İspanya'da bu böyle. İspanya'da gidin bakın, Villarreal'in A'sı var, La Liga'da oynuyor. İşte Villarreal'in B'si var, bir altta oynuyor. Villarreal'in C'si var, bir altta oynuyor. Bunlara ne var? Bir üst lige çıkma şeyi yok. Yani yasak, çıkamıyorsun ama orada oynuyorsun. Ne oluyor? Çocuklar futbol gelişimini sürdürmek için çatırtılı, yani zorluk düzeyi yüksek olan maçlar oynuyorlar. Bu anlamda gelişimlerini iyi götürüyorlar. Ve o zaman zaten hepsi aynı kulübün oyuncuları olduğu için, diyelim ki ta Villarreal C'de oynayan bir çocuk bile gelecek hafta bir anda A takımda oynayabilecek imkanı sağlamış oluyor. Biz şimdi bizim çocuğumuzu kiralık bir yere gönderdiğimiz zaman o çocuğu biz artık bir sene sonra ancak geri alabiliyoruz. Yani o çocukla biraz kopukluk oluyor. Bu anlamda federasyonumuz da bazı önemli ataklar yapıyor yeni sezon için. Bunlar da hep inşallah daha iyi olacak. Soru neydi? Tabii, sorumu cevapladınız. Şimdi internet sitesinden CV'nize baktım, hobilerinize baktım. Evet. Avrupa'da çok maça gittiğinizi biliyorum. Tabii. Şunu merak ediyorum. Açarım, evet. Önemli bir olaya imza atıyorsun. Örnek aldığınız, takip ettiğiniz bir kulüp var mı? Atletik Bilbao var. Hı-hı. Atletik Bilbao bizim abi kulübümüz. Yani Atletik Bilbao'la tam 4 yıl önce ilişkiye girdik. Biz buradan kendilerine önce iletişimde bulunduk ve kendileri sağ olsunlar bizi davet ettiler. Biz gittik. Doğudan geldiğimiz için işte halı falan aldık, hediye götürdük kendilerine. Ve kendimizi anlattık. Biz dedik aynen sizin gibi, siz nasıl Bask bölgesinden sadece çocuklarınıza Atletik Bilbao formasını veriyorsunuz. Biz de sadece kendi topraklarımızın çocuklarından formamızı veriyoruz ve kesinlikle yabancı oynatmıyoruz dedik. Bu anlamda sizi kendimize rol model seçtik. Kabul eder misiniz dedik. Adamlar bize soyunma odalarına kadar, yani genç takımlarının devre arasında antrenörlerin nasıl davrandığını gözlem yapmamız için devre aralarında soyunma odalarına bizi aldılar. Kenarda oturduk. Yani bizi görmezden geldiler. Dediler ki Türkiye'den bir takım gelmiş, bizi rol model almışlar.
Biz o yüzden bu kadar samimi gelen insanlara her şeyimizi açacağız. Ve tamamıyla çok böyle samimi ve dostane bir ilişkimiz başladı. Bu yıllar içerisinde biz çok defa gittik Bilbao'ya. Atletik Bilbao'nun genç takımına. Onlar da buraya çok defalar geldi. Ama şu anda ülkemizdeki bu son olaylar nedeniyle bir senedir maalesef gelemiyorlar. Yani sonunda Avrupalılarla özellikle gidip oralarda maçlar yapmak çocuklarımızı çok geliştiriyor. Özgüvenlerini çok yükseltiyor. Zaten hem Çağlar'ın hem Cengiz'in de özgüvenlerinin yüksek olmasının arkasında çokça sıkça Avrupa'ya gidip Avrupa'daki turnuvalara katılmamız geliyor yani. Aslında daha soracak çok sorum var da süremizin de sonuna geldik. bir dahaki sefere inşallah daha uzun konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ne demek, ben çok memnunum. Davetiniz çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok günün konuğunun sonuna geldik. Mehmet Seyit Özkan, Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuzu bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.